Bizim benim evladiyalimin de hayatına 3 ana kolon dikti Doktor Haydarbaşı Bey. Bunun birincisi İmam Ali kitabıyla bize gerçek İslamiyet'i, Ehl-i Beyt'i, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in kendisini tam manasıyla tanımamıza yol açtı. Allah ondan bin kere razı olsun. Allah her iki cihanda da hocamdan ayırmasın. İkincisi, biz İmam Hatip okuduk Adem Bey, Kur'an kursu gördük ve etrafımızdaki camia kimse demedi ki ya Mustafa Kemal Atatürk'ün bize en fazla öğrettikleri işte elinde sopa, mısır tarlasında karga kovalıyor. Ama Haydarbaş hocam, hoş geldin Atatürk eseriyle önümüze öyle bir çığır açtı ki biz bu zamana kadar yaptığımız veya işte yürüdüğümüz yol üzere Mustafa Kemal Atatürk'ü hiç tanımamışız. Tanımadığımız gibi çok yanlış tanımış, çok yanlış algılamışız. Bunun için Allah bizleri affetsin. Üçüncü ana kolon da bir Müslümanın dünyaya gelme sebebi cefa, sıkıntı, fakirlik değilmiş. Hocam bir ilahiyatçı. Ama ortaya öyle bir eser koydu ki milli ekonomi modeliyle. Allah-u Teala'nın rahmetinin sınırsız olduğunu, insanların ihtiyaçlarının sınırlı olduğunu temel olarak biz Aydın Hocam bu eserinde gördük. Ve yıllardan beri geriye dönük olarak biz zannederdik ki ya Müslüman işte çalışır sabahleyin işine, akşam evine, işte fırsatı varsa camide cemaatine katılır. Ondan sonra emekli olur, bir köşede ibadetine de çeker gider. Yani kıt kanaat, böyle insanın izzeti nefsinin yerlerde süründüğü bir hayatı biz kendimize böyle layık görmüşüz ve bu mihvalde yürüyoruz. Ama milli ekonomi modeliyle Allah-u Teala'nın insanı neden yarattığını, ne için yarattığını, tekrar nereye gideceğini, bu yolda yürüyebilmesi için ekonomik özgürlüğünün olmasının olmazsa olmaz olduğunu biz Haydarbaş hocamdan öğrendik. Ölüm haberini aldığımızda daha önceleri soruyorduk işte ya Haydar hocam bizden önce yürürse biz hep dua ediyorduk ki inşallah Haydar hocamdan sonrasına kalmayız. Yani vefat olarak hatta yürüme olarak. Ve Haydar hocam vefat ederse ne yaparız diyorduk. Onu aklımıza getirmemeye çalışıyor. Hocamın bizden önce hatta yürümesini. Ama ne yazık ki kader-i ilahi yaklaşık bir sene oldu.